yeri gelmiyor. Arkada bayanlar var. Biz çok memnun olduk. Muhtarlar Derneği olarak ve yönetim olarak bakanımıza teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyorum geldiğiniz için Sayın Bakanım. Özellikle belediyelerimizin yapmış olduğu hizmetleri yerinde görüp, yatırımları yerinde değerlendirip, bunlara ilave olarak neler yapabiliriz? Bu vatandaşımızın hizmet alma kapasitesini nasıl artırabiliriz? Bunlara bakıyoruz. Tabii buradaki en büyük paydaşımız bizim muhtarlarımız. Muhtarlarımız çok kıymetli. Sayın Cumhurbaşkanımız da gerçekten muhtarları demokrasinin ana bileşeni olarak sistemde çok aktif olarak görünmeler için her türlü desteği veriyor. Dolayısıyla muhtarlarımızla birlikte, belediyelerimizle birlikte hem bölgeden, yerelden merkeze tüm süreçleri, hizmetin akışı ile ilgili engelleri nasıl kaldırılabilir, akış nasıl hızlandırılabilir ve hizmetin kapasitesi nasıl artırılabilir hep birlikte değerlendiriyoruz. Kıymetli Başkanıma bugün bizleri Ünye'de ağırladıkları için çok teşekkür ediyorum. Kıymetli muhtarlarımıza süreçlere yapmış oldukları katkılardan dolayı en içten şükranlarımı sunuyorum. İnşallah birlik beraberlik içerisinde Fassa'sı, Ünye'si, Altın Ordu'su, Gürgen Tepe'si, Ayvası'sı, velhasıl ordumuz çok daha güçlü noktalara hızlı bir şekilde ulaşacağına inanıyorum. Ünye hem eğitim alanında hem de ticari alanda gerçekten son dönemden fazla yatırımların yaptığımız ilçelerimizin başında geliyor. Sayın Başkanımız da biliyor, serbest bölgeyi Ünye'ye dahil ettik. İnşallah onunla ilgili süreçler de hızlı bir şekilde tamamlanır. Ünye Akkuş Niksar Karayolu ile ilgili çok önemli bir süreç başlatıldı. Ünye OSB ile ilgili istihdam kapasitesini artırma ile ilgili her türlü desteklerimiz devam ediyor. Yine kıymetli belediye başkanımızın hizmetini artırması noktasında da Çevre Şehircilik Bakanlığımızdan her türlü imkanları mümkün olduğu kadar seferber etmeye çalışıyoruz. Ben huzurlarınızda kıymetli belediye başkanımıza da yapmış olduğu tüm hizmetlerden dolayı, Ünye'li hemşehrilerimize vermiş olduğu kaliteli hizmetten dolayı en içten şükranlarımı sunuyorum. Alırdık ama neticede böyle yaptık. Biraz şu anda Ünye Kültür Merkezi inşaatındayız. 9000 metrekare kapalı alana sahip olacak bir tamamlandığında 3 tane konferans salonu, 500 kişilik, 250 kişilik ve 200 kişilik olmak üzere içinde sergi salonları olan bir salona sahip olacağız. Yüklenici firmayla bugün yine en son sıcak yaptığımız görüşmede yaklaşık 8 ay sonra burayı tamamlanmış vaziyette teslim edeceklerini taahhüt ettiler. Bu süreçte bir tuğla koyan her kim varsa hepsine şahsınızda teşekkür etmek istiyorum. Ünye'nin uzun süredir hakikaten kronik sorunlarından bir tanesinin çözüm süreci Sayın Bakanımızın da tıkandığı süreçte dokunuşuyla birlikte yaklaşık KDV dahil 230 milyon gibi bir bedelle yeniden buranın ihalesinin yapılarak bugün artık inşallah burada kalıplar çakılmaya başlandı. Ve şunu da özellikle belirtmek istiyorum. Sadece kalıplar çakılmadı. Müteahhit firma Ünye Belediyesi'nin %100 iştiraki olan Ünbel'le de beton sözleşmesini yaparak burada kullanacağı beton miktarının da protokolünü imzalaması bu işin artık durmayacağının bize bir göstergesi olduğundan dolayı ben ziyadesiyle mutlu olduğumu, böyle bir kronik meselenin de Ünye'de çözüme kavuşturularak hemşerilerimizin hizmetine sunulacağından dolayı çokça heyecanlı ve sevinçli olduğumu belirtiyor. Emeği geçen başta Sayın Bakanımız, milletvekillerimiz olmak üzere hepsine yürekten teşekkür ediyorum. Allah razı olsunlar diyorum. Sağ olun, var olun. Seçim çalışmaları zamanında kıymetli bakanımız burada artık kısa bir döngüye girmiş olan sürece el attı ve buranın artık şimdi kalıpların çakıldığı halini görüyoruz. Değerli belediye başkanım süreçle alakalı bilgilerini verdi. Beton alımı dahi gerçekleşmiş durumda. Süreç itibariyle kıymetli bakanımızla birlikte gerçekleştirmiş olduğumuz tüm seçim sözlerinin artık reele döndüğünü görmekteyiz. 2021 yılından itibaren bekleyen, yatırım programından çıkartılmış, başlamış ve yatırım programından çıkartılmış olan bir yatırımdı Ünye Kültür Merkezi.
O gün seçim sürecinde bu konu bana aktarıldığı zaman Kültür ve Turizm Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy ile görüştüm. Sağ olsun bizi kırmadı ve biraz önce Sayın Başkanımızın, Belediye Başkanımızın bahsettiği 230 milyonluk bir yatırımı tekrar yatırım programına dahil etti. Görüyorsunuz buradaki inşaatla ilgili süreçlerde artık ihalesi tamamlandığı için artık başlamak üzere. Sayın Belediye Başkanımızın da bahsettiği gibi betonla ilgili de taahhütler, tüm planlamalar gerçekleştirilmiş. İnşallah 8 ay gibi kısa süre içerisinde, yani 2024 yılı içerisinde artık Ünye'nin kültür merkezi problemi kalmamış olacak. Artık gençlerimizin, yetişkinlerimizin, kadınlarımızın, çocuklarımızın aktif olarak kullanacağı, nitelikli zaman geçireceği, kültürel etkinliklere tanıklık edeceği, kültürel performanslara şahitlik edeceği, yani Ünye'nin kültürel gelişiminde çok önemli katkı verecek olan bir kültür merkezini bünyemize kazandırmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. O süreç içerisinde ordumuza, Fas'ımıza, Ünye'mize, tüm ilçelerimize ne söz verdiysek birebir takip ediyoruz. Aksaklıklar olan yerlere çözmek için elimize gelen çabayı sarf ediyoruz. İnşallah bunların yakın zaman içerisinde sadece Ünye Kültür Merkezi değil, diğer yatırımlar, Fas'a Millet Bahçesi, efendim Altınordu Millet Bahçesi, okullar, çevre yolları, Ünye Akkuş Niksar karayolları, serbest bölgeler gibi tüm yatırımlar gerçekten yatırım olarak da ortaya çıktığı zaman ordu bambaşka bir ordu olacak. İnşallah 2024 yılı içerisinde bunlara ilave yatırımlarla çok daha iyi noktalara ordumuzu taşıyacağız. Ben bu süreçlerde emek veren kıymetli belediye başkanımıza çok teşekkür ediyorum. İnşallah bir gün 2024 yılı içerisinde buranın açılışına da birlikte tanıklık edeceğiz. ...70 bin metrekare, ama devamında 20 bin metrekarelik bir alanla birlikte 90 bin metrekareye çıkabilecek 90 dönümlük Batı Parkı Gölevi mahallemize, ki nüfus yoğunluğunun ciddi anlamda arttığı ve geliştiği bir bölge. Yine Atatürk mahallemiz hemen bitişindeki en büyük mahallemiz. Buralın, buraları kullanması açısından çocuklarımızın bisiklet yollarını kullanması, gene insanlarımızın sportif faaliyetlerini yürütmesi için gene aktivasyonlarını yapabilecekleri fitness alanları, yürüyüş yollarıyla birlikte, ki bünyemizin aynı zamanda kumu, magnetik kum olması münasebetiyle insanın stresini azaltan, yorgunluğunu gideren özelliğiyle birlikte kum havuzları oluşturduk. Orada insanlar kendilerini bu magnetik kumun içerisinde dinlendirme ve aynı zamanda streslerini atma imkanını bulacaklar. Tabii süreçte Allah'ın izniyle altyapıda olan kısım burada tamamlandı. Üst yapı çalışmalarına geçtik. Altyapıda çalışmalar yürütülürken pek hissedilmiyor, görülmüyor. Onların hepsi şimdi toprağın altında kaldı. Şimdi üst yapıya geçtiğimiz için bundan sonra her yaptığımız aşamada buradaki güzellikler ortaya çıkmış olacak. Gene süreçte bizim tıkanan bir kredimiz vardı. Ona da ihtiyacımız vardı. Sayın Bakanımızın destekleriyle onun da çözüme kavuşturularak buradaki nakit problemini çözmüştük. Kendilerine teşekkür ediyoruz. İçerisinde her türlü aktivitenin yapılacağı, denizin kenarında böylesine müthiş bir alanın ünyemize kazandırılması gerçekten müthiş bir açılım sağlayacak. Ünyemizi bir basamak daha insan yaşam kalitesini artırma noktasında belediyecilik hizmeti olarak bir basamak daha ileriye taşıyacak. Başkanımız gerçekten çok önemli projeleri bir bir hayata geçiriyor. Bu projeler tamamlandığı zaman hepsi birlikte inşallah ünyemiz çok daha iyi noktalarda belirleyecek hizmetleriyle tanışan bir ilçemiz olacak. Ve ilave yatırımlarla çok daha iyi noktalara taşınacak. Ben de hakikaten burayı dört gözle bekliyorum. Yani böylesine bir büyük bir alanın, gençlerin, çocukların, vatandaşlarımızın gece gündüz yararlanabilecekleri bir mekanın vatandaşlarımızın hizmetine kazandırılması gerçekten çok önemli. Denizle bütünleşik, ilçeyle bütünleşik bir mekanın dönüşümüne tanıklık ediyoruz. Ben tekrar belediye başkanımıza bu emeklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. İnşallah yakın zamanda bunların açılışını hep birlikte yapacağız. Ve vatandaşlarımızın nasıl bunları kullanarak çok daha mutlu, keyifli vakit geçirdiğine de hep birlikte tanıklık edeceğiz.
Erkeklere ait olduğunda erkekler tarafından aynı zamanda havuza girebilecek.